Süreyya nerede? Neden beni karşılamaya gelmedi? Harbi'nin cenazesiyle ilgileniyor Süreyya bacı. Bir an önce defnetmenin derdine düşmüş. Harbi'nin mirasını almak için acele etmek lazım Gavaşlı. Mefta'yı gömeceksin ki sıra vasiyete gelsin. Sen neyin peşindesin Kirve? Harbi'nin mirası, Ömer, Tatar, ha? Biz de buraya bizim için geldiğini sanıyorduk. Ama aslında bizden başka sebepler de varmış. Yarın öğreneceksin gözüm. Turhan'ı, Ferhat'ı da çağırdım. Yarın size iyi haberlerim var. Oldu olacak. Tatar'la Ömer'i de çağırsaydın da hep birlikte öğrenseydik niyetini. Onların çoktan haberi var zaten gözüm. Önce hasımlarını terbiye edeceksin ki dostlarının terbiyesi bozulmasın. Ben bir söz verdim mi mutlaka tutarım. İstedim ki bunu gözlerinle gör. Teklifimi kabul edip etmemeye buna göre karar ver. Kirve şu anda elimizdeki tek ipucu olduğuna göre bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Teklifini kabul edeceksin. Gece misin, gündüz müsün? Hangisi daha dertli? Gece anaya benzer. Haksızlıkları, ahlaksızlıkları, vicdansızlıkları görür. Kendi gördüğü gibi mahlukatın görmemesi için evladını saklar gibi şefkatle örter. Gündüz baba gibidir. Evlatlarının yanlış yapmasına engel olmak ister. Yanlışları düzeltmek için çırpınır durur. Ben ne anayım ne de babayım. O zaman evlatlığını kabul et. Dert çekmezsin.
İstediklerimi getirdin mi Cevdet? İstersen dükkanı getireyim komple. Dükkana bakıyor musun? Garibanların rızkını dağıtıyor musun? Hayvanları mı soruyorsun, insanları mı? Garibanın insanı hayvanı olmaz Cevdet. Mahlukata hizmet farz. Sadece insana değil. Nereye gidiyorsun usta? Burada da bir gariban var. Ona bir bakacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burada tamir edilecek bir şey yok. Belki benim tamire ihtiyacım vardır. Sormayacak mısın? Ben tamir işlerine bakmıyorum. Kökünden temizlenecek bir meselem varsa... Var. Meselem sensin. Köklerin orada. Üzüntüden perişan yataklara düşmüş yatıyor. Kökünden çöz bakalım İskender. Seni buraya babam mı gönderdi? Senin baban kim ki? Bana laf cambazlığı yapma Karabigalı. Babama söyle, boşuna uğraşmasın. Senin baban taş kafalı, söylediğimi anlamıyor. İlk defa doğru bir şey söyledin. Gençliğinde de böyleydi. Ona dedim, Tatar, bu alemde çocuğun ne işi var? Ne kadar yaşayacağın belli değil. Kim sana ne zaman nerede pusu atacak belli değil. Hele bize çocuk yapmak hiç doğru değil. Dinlemedi. Keşke dinleseymiş, çok doğru konuşmuşsun. Şimdi yine sana...